Yani El-Eimmetü min Kureyş meşhur bir hadis. Hem Buhari'de hem Müslim'de geçer. Pek çok sahih kaynaklarımızda geçer. Ama burada bu hadisten ne anlayacağımız noktasında farklı yorumlar yapılmış. Bunları anlayabilmek için bir kere hilafetin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Hilafet siyasi bir kurum. Dini olan tarafı tamamen otorite kaynağının İslam olmasıyla ilgili. Yani bir halifeyi bir kraldan, bir çardan, bir tirandan ayıran şey bir halifenin her şeyden önce Müslümanları yönetiyor olması ve Müslümanların işleriyle ilgileniyor olması, bir müesses nizam, İslami bir müesses nizamın tepesindeki reis olması bağlamında İslam'la ilgili. Ama onun ötesinde bir halife çok dindar olduğu için, çok müttaki olduğu için, çok zahit olduğu için Müslümanları yönetiyor değildir. Yani o liderdir. Bu bakımdan hilafet ile ilgili bizi en fazla yoran, buradaki anlamı biraz daha yıpratan şey, bir Şia'nın hilafet mevzusunu tamamen dini olarak görmesi ve imamet olarak yorumlaması ve bunu babadan oğula geçen belli insanlar üzerinden, bu 6 olabilir, 12 olabilir, kendi aralarındaki taifelerle farklılaşan bir anlam yüklemesi ve dolayısıyla dini olan bu kurumun başkaları tarafından gasp edildiğini, gaspen sürdürüldüğünü iddia etmeleri. Bir bu. Diğer şeyde Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir peygamber olarak yönetici olması, ardından gelen Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüm, onların da yine Müslümanlar arasında seçkin insanlar olması, insanların akıllarında şöyle bir şey bıraktı. Halife mutlak olarak çok iyi bir Müslüman olmak durumunda. Halbuki sahabe içerisinde mesela Ebu Derda'ya baktığımız zaman radıyallahu anh ya da Ebu Zer'e baktığımız zaman radıyallahu anh, bunlar çok yine dini olarak Allah'tan korkan, çok titiz, çok zahit insanlardı. Ama mesela Ebu Zer'e Peygamber aleyhissalatü vesselam özellikle tavsiye etti. Dedi ki sen siyasetle uğraşma, sen liderlik yapma. Çünkü senin kıstasların, senin mükemmelliyetçi anlayışın insanları yorabilir. Dolayısıyla siyaset ayrı bir şey. Siyaset seyisliktir. Buradaki Müslümanların yönetilmesi hadisesidir. Bir de bir başka şey de şu, insanların belki kafasındaki yanlış algılardan birisi, sanki hilafet hep bir kimsenin mutlak tüm İslam ümmetini birleştiren mutlak bir hakimiyetiymiş gibi algılanıyor. Bu da yanlış. Şu anlamda yanlış. Daha Emeviler döneminde henüz ikinci halifede işte Abdullah bin Zübeyr'in Mekke'de hilafetini ilan ettiğini görüyoruz ve uzun bir süre Abdülmelik bin Mervan döneminin sonuna kadar iki tane halife var. Yani Şam'da bir halife var, bir de Mekke'de halife var. Ya da Abbasiler dönemine bakıyorsunuz, 10. yüzyılda miladi hem Endülüs'te hilafet var, hem Fatimiler halifelik ilan etmişler, aynı zamanda Bağdat'ta halife var. Dolayısıyla aynı anda pek çok halifeyi biz beraber görebiliyoruz. Bazı imamlar demişler ki, mesela İbni Hazım demiş ki, bu sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek kişi için geçerli. Ebu Bekir için geçerli sadece. Yani benden sonra gelecek kişi Kureyş'ten olsun. Sebebi ne? Kureyş o zaman İbni Haldun'a göre en asabi olarak diğer Araplara göre daha güçlü, fitnenin çıkmayacağı, insanların kolay kolay itiraz edemeyeceği bir yapıya sahip olduğu için Peygamber Efendimiz tavsiye olarak El-Eimmetü min Kureyş derken işte benden sonra Kureyş'ten birisi çıksın. Ensardan birisi çıkarsa sıkıntı. Neden? Ensarda işte Evs var, Hazreç var. İşte kendi aralarında geçmişten gelen belli problemler var. Bunlardan Evs'ten çıkarsa Hazreç problem çıkartabilir. Hazreç'ten çıkarsa Evs sıkıntı çıkartabilir. Ya da diğer kabilelerle ilgili başka dengeler var. Dolayısıyla El-Eimmetü min Kureyş, yani Kureyş'ten olmak durumunda şey derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece Ebu Bekir'i kastetti diyor. Bunu da şöyle delillendiriyor. Hem Ebu Bekir radıyallahu anh bunu kullandı sadece ve Hazreti Ömer bunu kullanmadı. Halife ismini kullanmadı. Yani Rasulillah, Peygamber Resulullah'ın halifesi Ebu Bekir. Ömer kim? Ömer Halifeti Rasulillah, yani Resulullah'ın halifesinin halifesi, hem uzun, dedi ki bana emirul müminin deyin, bana halife demeyin. Ondan sonra, Ömer'den sonra o ifade kullanılmamaya başladı. Bir de Ömer'in şu sözü delil olarak kullanılır. Diyor ki Salim var, Huzeyfe'nin azatlısı, İran asıllı. Eğer yaşıyor olsaydı ben onu halife ilan ederdim diyor. Dolayısıyla buradan da şöyle anlaşılıyor.
Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam en iyi tanıyanlar işte Ebu Bekir ve Ömer. Dolayısıyla Ömer böyle bir şeyi söylüyorsa işte hem de Arap olmayan birisini ben halife tayin ederdim diyorsa dolayısıyla bunlar bunu böyle ila nihaya günümüze kadar her daim halife Kureyş'ten çıkacaktır şeklinde anlamamış olmaları gerekir diye düşünülüyor. Ve burada Mustafa Sabri Efendi'nin yorumları daha çok İbni Haldun'u tercih ederek diyor ki buradaki mevzu dönemseldir. O dönemde asabiyet en güçlü olan Kureyş olduğu için Müslümanların birliği daha ehem olduğu için bu o dönem için geçerlidir. Ondan sonra hilafetle ilgili Mustafa Sabri Efendi'nin eklediği şey şu. Herhangi bir yerde küçük bir devlet de olsa onun başındaki reis Müslümanların reisi halifedir. Bu önemli bir şey. Şu anlamda önemli bir şey. Eğer hilafetin yüceliğini çok abarttığınız zaman bu ütopik bir hale dönüşüyor. Dolayısıyla siz hiçbir zaman bir halifenin gelebileceği konusunda bir tahayyüle sahip olmuyorsunuz. Bu efsanevi bir şahsiyet oluyor, bir tür Mehdi'ye dönüyor ve siz o gün gelinceye kadar kendi problemlerinizi erteliyorsunuz. Bu aslında Şii inancına benziyor bu anlamda, değil mi yani Tabii hocam? ki yani 12. İmam nasıl gelinceye kadar pek çok problemi erteliyorsanız ya da komünistlerdeki gibi hani halk devrim yapacak ve her şey güzel olacak. Hani bütün mutlulukları nasıl erteliyorsanız burada tüm yükümlülükleri, sorumlulukları işte o gerçek halifenin gelebileceği güne uzaklaştırıyorsunuz, tehir ediyorsunuz. Burada işte Musa Sabri Efendi'nin şöyle de bir önerisi var. Diyor ki işte tamam her tarafta şey olsun, Müslüman reisler halife olsun ve bunlar bir tür konsensüsle kendi aralarında anlaşma yapsınlar. Nasıl bugün devletler ya da Avrupa Birliği dönem başkanlığı oluyor, nasıl insanlar toplanıyorlar kendi aralarında istişare yapıyorlarsa Müslüman devletler de bir arada olsunlar istiyor. Mustafa Sabri Efendi'nin asıl problemi şu, o dönemde biliyorsunuz İngilizler işte Hindistan'a girmiş, Mısır'a girmiş, işte Müslüman dünya işgal altında, işte Türkiye'de bir cumhuriyet kuruluyor, 1924'te de hilafet ilga ediliyor. Bunun üzerine Ali Abdurrazık isminde Mısır'da modernist bir şey düşünür. El-İslam ve Usulü'l-Hukum diye bir kitap yazıyor. Bunu Ömer Rıza Doğrul o dönemde çok yakın çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularıyla. Bunu İslamiyet ve Hükümet ismiyle tercüme ediyor Türkçe'ye. Hatta bu tercümede de Mustafa Sabri Efendi'nin ifadeleriyle bazı eklemeler ve yakıştırmalar da yapıyor ki bu hilafetin ilgasını meşrulaştırma hedefinde. Dolayısıyla Ömer Rıza Doğrul Anadolu'da, Ali Abdurrazık Mısır'da, Sir Ahmet Han Hindistan'da hilafetin batıl olduğunu iddia ediyorlar. Hilafetin esasen Emeviler döneminde uydurulduğu ya da işte dört halife döneminde ortaya çıktığı, peygamberle birlikte hilafetin tamamen bittiği şeklinde bir yorumla seküler devletlere, laik devletlere yani dinle devletin birbirinden ayrılmasına bir şekilde kaynak arıyorlar. Musa Sabri Efendi buna itiraz ediyor ve buna itiraz ederken de gerçekten de önemli bir açılım sağlayarak işte burada yok işte hilafet Kureyş'ten olmak zorunda, bütün Müslümanlar birlik olmak durumunda, ümmet birleştikten sonra bu işe en layık olan kişi halife olacak gibi gayet ütopik konuları bir tarafa koyarak bu işi biraz daha siyasi liderliğe doğru indiriyor ki bir gerçekleşebilir, mümkün bir hale büründürüyor.